Değerli dostlar, birlikteliğimiz reklamların hemen ardından tekrar devam ediyor. Telefon numaralarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Bunun için hem ekranlarımızın alt köşesinde geçiyor tabii ama biz de sesli olarak hatırlatalım. 0312 alan koduyla 341-2040 no telefon numaralarından bizlere ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. SMS ve mail adreslerimiz de yayın içinde ekranlarımızın alt köşelerinden sizlerin hizmetinde olacak. Hocam, Hatay'dan bir hanım kardeşimizin sorduğu soru vardı. 11 yıllık evliyim. Evlilik olmadan evvel de olurken de ben istemeden bu durum gerçekleşti. Ailemin baskısı sebebiyle evlendirildim. Eşimi sevmeye çalıştım, alışmaya çalıştım ama bunu beceremedim dedi. Bir yıl önce kadar da ayrılmayı düşündüğünü ailesiyle paylaşmış. Yine ailesinin baskısı vesilesiyle bu işten de vazgeçmiş. Eşime de kötü bir insan diyemem diyor. Evet. İyi bir insan ama sevemedim diyor. Hocam ne tavsiye eder? Evet, öncelikle şunu iyi bilmesi lazım bir hanımefendinin. Ayrıldıktan sonra rahat bir hayat yaşayacağız diye bir düşünceniz olmasın. Yani dul hanımefendiler, ayrıldık oh be, ne güzel oldu diyorlar mı demiyorlar mı, bu konuda bir araştırma yapmak lazım ama çok zalim bir adamdan kurtulmuş olanlar hariç, böyle sevemedim, alışamadım tarzı ayrılıklarda büyük bir sıkıntı çekeceğini, keşke diyeceğini ben şimdiden söyleyeyim. Bunu mutlaka bir kenara yazsın. Şimdi evlendiğiniz adamla siz 10-11 yıl berabersiniz. Öyle veya böyle bunu götürdünüz. Evlilik hayatının en sıkıntılı dönemleri aslında ilk 5 yıl. Bu dönemi atlattıktan sonra götürebilirsiniz. Sanıyorum çocuk yok. Herhalde evet, çocuk olmamış. Çocuğum yok. Belki onun da bir sıkıntısı var. Ne yapalım? Bence şunu yapsın. Yani eşini olduğu gibi kabul etmesi lazım. Eşinizi kendinize benzetemezsiniz. Yani o adamı bir haliyle tanıyorsunuz. İyi insan olduğunu söylediğinize göre bazı eksiklerini de görmezlikten gelmeniz uygun olur. Yani %100 mükemmel, her yönüyle iyi, tamamen arzu ettiğim tipte bir adam diye bir adam söyleyen kadın çok fazla yoktur. Evet hocam. Yani her kadına sorun. Ya %95 iyidir ama 5 noktada sıkıntısı olabilir. Bir kısım kadınlar der ki ya şu noktaları iyi ama bu noktalarında iyi değil. Ve erkeklere sorun, aynı şeyi söyleyeceklerdir. Yani siz tam arzu ettiğiniz şartlara uygun, tam kafanıza yatan %100 bir insan bulamazsınız. Böyle bir insan yok. Çünkü Cenab-ı Hak onu farklı yaratmış, sizi farklı yaratmış. Arzularınız, idealleriniz, sevginiz, muhabbetiniz, olaylara bakışınız, cemiyetle münasebetiniz farklı olabilir. Bu noktada ne yapmak lazım? Aslında sabredebilmek. Bir şey eksik sanıyorum o evde, konuşma noksanlığı var. Yani iletişimde bir sıkıntı var galiba. Bol bol konuşmalar lazım. Aralarındaki problem neyse konuşsunlar. Konuşmak ev düzenini bozmaz, ayrılığa vesile olmaz. Aslında en kötü şey konuşamamaktır. Ortalıkta bir sıkıntı var, bir problem varsa öncelikle eşler oturup bunu konuşmalılar. Herkes ne diyecekse desin ama birbirlerini kırmalarına gerek yok. Peki bu noktada biz çözemedik diyorlarsa, aklı başında insanlardan, çevrede iyi bilinen kişilerden istifade etmeliler. Onların tecrübelerinden istifade edebilirler. Gerekirse anne babalarına müracaat etsinler, onların desteklerini alsınlar. Böyle de bir yol kapalı ise, bunu da yapamadılar, yaptılar ama çare bulamadılarsa, yapacakları şey profesyonel yardım almak olmalı. Aile bürolarına gidebilir. Mesela Hatay'daysa bir hanımefendi, orada bizim müftülükte, aile bürosunda elemanlarımız var. Onlarla oturup konuşsun mesela. Derdi nedir? Hangi noktalarda sıkıntı var, nasıl çözebilir, onlar anlatacaklardır. Evet. Yani danışmaları gerekiyor birilerine. Bunu öncelikle kocasıyla konuşacak bir kadın. Çözemediler, büyüklere gidecekler. Yahut çevrede itibar gören insanlardan destek alacaklar. Bunu yapamadılar, profesyonel yardım alacaklar. Hatta bizim müftülüklerimize ne yapacaklarmış?
aile bürolarına gitsinler. Her şeylerini anlatsınlar. Orada hanımefendiler de var, beyefendiler var. Öncelikle hanımefendilerle görüşsünler. Bir çözüm yolu bulunacağını ben düşünüyorum. Yazık, 11 yıldır devam eden bir evliliğin herhangi bir gerekçe olmadan, sırf alışamadım, henüz sevemedim gibi sözlerle sonlandırılması benim arzu ettiğim bir şey değil. Yani böyle bir şey arzu etmem. Benim arzum şudur ki bu hanımefendi kocasını sevmeye çalışsın. Cenab-ı Hakk'a niyaz etsin ve yardımını talep etsin. Neticede mutlu olacaklar. Ve ben manen şunu tavsiye ediyorum genelde konuşmalarımda. Bu hanımefendi her gün 100 defa mutlaka Estağfirullah el-Azim desin. Estağfirullah el-Azim desin. Her gün içten, hatta bunu uzatsın, el-Kerim, el-Rahim, el-Lezî la ilahe illahu. Tekrar şey yapsın, tekrar tekrar 100 defa bunu söylesin. İnşallah sıkıntıları gidecek, darlıktan kurtulacak ve Cenab-ı Hak bunlara huzur verecek, maddi manevi bereket ihsan edecektir. Bunu karşılıklı yapsınlar, yani hem kocası yapsın hem hanımefendi yapsın. Hı hı. Bir düzelme, bir güzelleşme olacak ve hepimiz buna sevineceğiz inşallah. İnşallah, biz de izleyicilerimize mutluluklar diliyoruz. Değerli hocam, şöyle bir soru var. Dükkanımı satılığa çıkardım demiş izleyicimiz. Fakat gelen müşteri fiyat konusunda anlaştıktan sonra ne yapacaksın sorusuna işte içki satan bir büfe açacağını söyledi. Bu durumda ben ne yapmalıyım? Satmalı mıyım, satmamalı mıyım? Yani bir Müslüman bence önce maneviyat demeli. Yani siz dükkanınızı sattınız. O adam daha sonra arzu edilmeyen şeyler yaptıysa vebali ona aittir aslında ama biliyorsunuz ki bu dükkanı sattığınızda bu adam oraya içki getirecek. Evet. Bu dükkanı o adama satmayın. Gerekirse 3 kuruş aşağı, 3 kuruş aşağı verin. Daha da aşağı verin. Cenab-ı Hak bereketini ihsan edecek. Biz Müslümanlar olarak her şey maddiyattan ibaret olduğuna inanmayız. Madde neticede muhanete muhtaç olmayacak kadar olursa bize kafidir. Evet. İçkiye hizmet edeceksiniz ve bir dükkanınız, bir eviniz, sahip olduğunuz bir mülk var. Siz bununla ne yapmış oldunuz? İçki satılan yere destek oldunuz. Yani bir nevi kendi dükkanınızda içki satıyor gibi oldunuz. Evet. O noktada benim tavsiyem, yani böyle bir adama sattığınızda satış işleminiz haram değil. Ancak bir Müslüman olarak içki satılacağı bilinen bir mekan olacaksa alacak zata bu dükkanı satmayın. Ama biraz düşük olsun, biraz daha düşük fiyata da olsa başka bir Müslümana, helal iş yapan bir Müslümana satmaya gayret edin. Cenab-ı Hak ömrünüzü ve rızkınızı bereketli kılacak inşallah. İnşallah hocam, teşekkür ederiz. Telefon bağlantımız var. Alo. Alo. Buyurun Derya Hanım. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Bana selamlar. Ben hocama bir sorum vardı. Dinliyoruz efendim. Buyurun. Hocam ben 5 ay önce eşimi kaybettim. Vefat etti bir iş kazasında. Evet. Allah rahmet eylesin. Onun için çok gözyaşı döküyorum. Çok üzülüyorum. Onun için bir sıkıntı yaratıyor mu? Tamam. Onu soracaktım. Biraz rüyalarımda görüyorum. Evet. Yerinde çok güzel olduğunu soru yerine. Acaba bu onun işte rüyasının tabirini istiyorum. Tamam, inşallah yöneltelim hocamızı. Tamam. Eşinize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Bana selamlar, muhabbetler. Evet değerli hocam. Ölçü ne olmalı aslında üzülürken? Evet. Geçenlerde Antalya'da 5 tane Suriyeli çocuk bir anda öldü. Acı veren, üzüntü veren bir hadiseydi. Sanıyorum babasına veya annesine sordular ne diyorsun diye. Allah verdi, Allah aldı dedi. Evet. Onlardan bir tanesi. Gerçekten samimi bir iman bu. Yani 5 çocuk buna tahammül edilemez. Ancak öyle bir iman var ki vereni biliyor. Size o 5 çocuğu veren kimdi? Cenab-ı Hak'tı. Verdi, emanetti ve sonradan aldı. Böyle evet. Dediğiniz takdirde rahatlıyorsunuz. Eşiniz aslında size bir emanet. Cenab-ı Hakk'ın emanetidir. Cenab-ı Hak size
belirli bir süre için ona emanet etti. Daha sonra ne yaptı? Çekti aldı. Yani en çok seven Cenab-ı Hak huzuruna aldı. Ha siz üzüleceksiniz, ağlayacaksınız, bu normal şeylerdir. Ancak kendimizi helak etmenin bir anlamı yok. Helak ettiğinizde eşiniz geri gelecekse kendinizi helak edin. Ama öyle bir helak ki eşiniz geri gelmiyor ve kendinizi mahvediyorsunuz. O halde bu işten vazgeçin derim ben. Rüyasında beyefendiyi görebilir, normaldir. Çünkü o üzüntüyle... Muhabbet duyulan bir kimse. Muhabbet duyuyor ve o üzüntüyle yaşıyor. Elbette onunla zaman zaman rüyada görüşecek, ondan bir takım mesajlar alacaktır. İyi olduğunu söylüyormuş, ne güzel. Elhamdülillah. Yapacağı bu hanımefendinin onun için dua etmek. Çünkü eşi kendisinden razı olarak vefat eden bir kadını Cenab-ı Hak cennetine koyuyor. Evet. Bu kadın da sanıyorum kocası tarafından sevilen, razı olunan bir hanımefendi olduğu anlaşılıyor ki Cenab-ı Hak inşallah hanımefendiyi cennetine koyacak. Bu hanımefendinin kocası için yapacağı şey dua etmek, niyaz etmek, Cenab-ı Hak'tan affını dilemek olmalı. Eğer varsa çocukları, bunların iyi yetişmesi için çalışmalı. Onların ahlaki güzellikleri için elinden geleni yapmalı. Cenab-ı Hak inşallah dünyada vermediği bazı imkanları cennetinde verecek. İnşallah. Yani bazı şeyleri Mevlamız bizden alıyor ama bu bize zulmetmek için değil. Evet. Daha güzelini verecek aslında. Sizden 1 lirayı aldı ama size 1000 lira verecek. Eşinizi aldı fakat ahirette beraber olacağınız, ebedi olarak birlikte olacağınız bir cennet hayatını size verecek ve eşinizle birlikte olacaksınız inşallah. O düşünceyle davrandığınız takdirde hiçbir problem olmaz. Bu noktada bir hikaye anlatırız biz. Şöyle bir hadise cereyan etmiş. Dindar bir hoca efendinin hanımı vefat ediyor. Hanımını çok sevdiği için o vefattan sonra halkın içine çıkmak istemiyor bu. Yani kimseyle görüşmek istemiyor çünkü en çok sevdiği hanımı vefat etmiş. Ne olacak? Hoca efendi bu. Yani cemaat olsa ona hocayı gönderirsiniz. Yani. Telkinlerde bulunur. Fakat bu hoca efendi kendisi telkine muhtaç hale gelmiş. Yanına birisi giriyor. Hocam bir şey sormak istiyorum. Mümkün mü? Yani görüşebilir miyiz diye bir kadın gelmiş yanına. Ve buna demiş ki hocam komşum bana bir gerdanlık emanet etti. Hı hı. Onu güzelce kullandım. O kadar da alışmıştım ki o gerdanlığı şimdi gelmiş istiyor. Ne yapayım? Hoca efendi diyor ki hanımefendi ya zaten emanet bu. Alışmak ne demek? Niye yani alışsan bile emanet almışsın hemen vermen lazım. Tabii kadının derdi başka. Hoca efendiye diyor ki hocam eşiniz sizin için emanet değil miydi? Size belirli süreyle verdi ve şimdi onu istedi aldı diyor. Bunun ya. İçin halka küsmenin, halk arasına, cemiyetin içine çıkmamanın ne anlamı var diyor. Ve önemli bir ders veriyor. Yani Cenab-ı Hak size gerdanlık misali bir eş vermiş ve almış. Şimdi onun için ağlamanın bir anlamı yok. Zira veren o, alan o. O noktada biz Cenab-ı Hakk'a her zaman bağlılığımızı ifade etmek durumundayız. İnşallah hocam. Hemen devam etmek istiyorum ama bir telefon bağlantımız varmış. Alo. Alo. Hasan Bey Afyon'dan. Buyurun hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Ve aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hocam abi iki sorum var. Tabii. Sorumun birisi ben bakkaliye dükkanı çalışıyorum. Evet. Burada sigara satıyorum. Bu sigaranın dinimizdeki yeri nedir? Karı haram mıdır, helal mıdır? Evet. Birinci sorum bu. İkinci sorum da ben önümüzdeki dönem umre yapmak istiyorum. Evet. Firmanın birisi dedi ki bana bugün döviz kurundan TL'ye çeviririz, 7 taksit yaparız, kredi kartın varsa dediler. Kredi kartıyla 7 taksit yaptırmak caiz midir, değil midir? Tamam, yöneltelim inşallah hocamıza. Cevabını alalım. Hayırlı akşamlar diyoruz sizlere. Değerli hocam, bakkal işletiyorum ve sigara satıyorum.
Sigaranın dilimizdeki yeri nedir dedi. Yani sigara satmayacak. Bunun dindeki yeri yok ki zaten dinde bunun. Evet. Sigara nedir? Hükmüyle ilgili değişik kanaatlar serdediliyor. En hafifi tahrimen mekruhtur. Yani en hafifi harama yakın. Mekruh. En hafif hükmü. Ha, bunun haram olduğunu söyleyenler de çokça var. Dolayısıyla böyle bir şeyi artık mevcut olanları bitirsin, bir daha almasın. Hocam daha ziyade onu alıyorlar. Yani oradan gelecek para başka yerden gelir inşallah. Biraz tavrımızı koymaya çalışalım. Yani ne faydası var Allah aşkına? Ben sigara içenlere bir anlam veremiyorum. Yani tanıdıklarımdan da var. Ortalığı mahvediyorlar. Yani tozu dumana katıyorlar zaten. Sokakta bile yürürken rahatsız oluyorsunuz. Evet. Yani öyle bir şey bu. Boş yere para harcıyorsunuz. Az da değil galiba. Fiyatı nedir onu bilemiyorum ama. Yani diyelim 3 lira olsun, 5 lira olsun Allah aşkına. 10 liraya kadar var. Çarp 10 liraya kadar var biliyorsunuz anlaşılan. 30 gün içildiğini düşünün, 300 lira az para değil. Asgari ücret bugün bilemiyorum ama 800 lira falan herhalde. Asgari ücretin 3'te 1'inden fazla sigaraya verilmez. Allah'tan korkmak lazım. Yani evin rızkını Mevla ne yapıyorsunuz? Mevla ona nafakayı sorar değil mi hocam? Sorar tabii yani bir defa vücudunuz mahvoluyor. Akciğer diye bir şey kalmıyor sizde, hepsi karaciğer oluyor. Evet. Ve içindeki sıkıntılar da belli. O yüzden alışkanlık yaptığını biliyorum. Ya bırakmak da zor ama kendimizi zorlayacağız. Çünkü çok bir faydası yok. Böyle bir şeyi bakkal kardeşimizin satmamasını tavsiye ediyorum. Teşekkür ederiz hocam. İkinci soruda yıl içerisinde umreye gidecektim, buna karar verdim. Bir umre şirketi kredi kartına taksitle umreye gönderme imkanı sundu. Kredi kartına taksitle umre ibadeti yapılır mı dedi. Taksitli olabilir herhalde. O şirketin bir şeyi var değil mi? Çekiyor kartı. Evet hocam tabii. Çekiyor 7'ye 8'e bölüyor falan. Aynen. Günü geldiğinde o parayı tahsil ediyor. Yani hac veya umre hizmetini peşin parayla da yapabilirsiniz. Vadeli parayla da yapabilirsiniz. Önemli olan faize girmemek. Yani günlüğüne yani günü diyebilmek. Bankadan para çekerek ne hacca gidin ne umreye gidin. Ancak diyelim şirket size diyor ki ben bunu 8'e bölerim, 5'e bölerim olabilir. Hı hı. Fiyatını belki biraz yüksek tutuyor olabilirler, önemli değil. O noktada vaktinde ödenmesi gereken parayı vaktinde ödemek kaydıyla umreye ve hacca gitmesi mümkündür. Teşekkür ederiz hocam. SMS'ten gelen bir soru var demiş ki izleyicimiz. Safer ayı bela ve musibet ayıdır diye bir duyumlarımız var. Gerçekten sefer ayı musibet ve bela ayı mıdır? Öyleyse nasıl tedbir almalıyız demiş. Yani bu sefer ayına yapılabilecek en büyük haksızlık. Allah'ın aylarından bir aydır. Muharrem ayından sonra gelir. Yani bir kabahati yok. Seferde ne olmuş? Bazı olumsuzluklar olmuş. Olabilir. Muharrem'de olmadı mı? Yani. Kerbela hadisesi belanın üzerinde bir bela değil midir? Ya bundan daha kötü ne olabilir? İslam peygamberi aleyhisselamın sırtında gezen bir çocuk 2-3 tane hain tarafından katlediliyor. O zaman Muharrem ayına da belayı demek lazım. Kerbela deniyor zaten. O belanın evet. Cereyan ettiği yer. O ismi oradan alıyor. Evet. Resulullah aleyhisselam bu hususa temas etmiş. Bak safer ayının bela ayı olduğu aslında cahiliye adeti. O dönemde de var, geçmişte de söyleniyor. Yani tevafuken bir şeyler böyle üst evet. üste gelmiş. Yani cahiliye Arapları da safer ayının bela ayı olduğunu söylüyormuş. Peygamber aleyhisselam Ebu Davud'da geçen ve Buhari'de geçen hadislerde açık beyan ediyor. Safer ayında bela yoktur, İslam'da uğursuzluk yoktur gibi hadisi şeriflere açık. Hı hı. Yani bu açıkça beyan etmiş. Safer ayında herhangi bir bela yoktur deniyor. Ha bir takım imtihanlar olmuş olabilir. Yani başınıza şöyle bir musibet gelmiştir. Bela, Resulullah Aleyhisselam'ın belaya duçar olmadığı zaman mı var? Çok büyük sıkıntılar çekmiş. Zaten tarih boyu en büyük sıkıntıyı peygamberler çekmiştir. Daha sonra Cenab-ı Hakk'ın sevdiği kulların çektiği söyleniyor. Bela, iptila olmak
Mesela ayeti kerimede وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ deniyor değil mi? Sizi imtihan ederiz. Neyle? İşte sevdiğiniz elinizden alırız, çocuklarınızı alırız, mal mülk elinizden alırız. Hep bunlar imtihandır. Evet. Aslında hayatımızın tamamı beladır. Bu bela ne bakar, anlamda? Öyle bakarsın. Evet. İmtihan anlamındadır. Belanın biz hangi kısmını biliyoruz? Yani musibet anlamını biliyoruz. Evet. Cenab-ı Hak musibetlerle, sıkıntılarla bizi her zaman imtihan ediyor. Önemli olan sabredebilmektir. Ancak şunu demeyecek hiçbir Müslüman, safer ayı bela ayıdır. Hayır. Bu ayda nasıl dua edelim? Muharrem'de nasıl dua ediyorsanız, saferde de aynısını yapacaksınız. Diğer aylarda da öyledir. Cenab-ı Peygamber aleyhisselamın her zaman yaptığı dua var namaz sonrası. Ya Rab, el avuca düşmekten, işte mağdur olmaktan, efendim fakir olmaktan vesaire vesaire sana sığınırım diyor. Kabir azabından, falanca sıkıntıdan sana katlanır, tahammül edemeyeceğim belalardan sana sığınırım diye her zaman duası var. Biz bunu her namaz sonrası yapabiliriz. Her gün, her ay yapabiliriz. Ama şunu demeyeceğiz, safer ayı bela ayıdır, haşa. Böyle bir anlayış, İslam'ın kabul ettiği bir anlayış değil. Teşekkür ederiz hocam. Programımızın sonuna geldik. Ben izleyicilerim adına sizlerin o güzel cevaplarına teşekkür ediyorum hocam. Başka bir gün yine buluşmak duasıyla. İnşallah. Değerli dostlar, programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Dost TV ekranlarında sizlerle birlikte olma duasıyla inşallah. Mevla merak ettiklerine daima doğru cevap bulanlardan eylesin. Hayırlı akşamlar diliyorum.